Evet sevgili dostlar, Amerika'da seçimlerin konuşulduğu bu hafta isterseniz hep beraber hayatımızdaki seçimlerin geleceğimizi nasıl şekillendirdiğine bakalım. Hayatımızın her noktasında seçim yapıyoruz. Hangi renk kıyafeti giymek istediğimizden tutun da akşam ne yiyeceğimize dair ya da önümüze gelen yemeği yemek yiyip istemediğimize dair. Yedi yedi geldiğinde en sevdiğimiz restorana gidip de gelen bir telefon dahilinde keyfimizin kaçmasıyla beraber ne yapacağımıza karar vermemize kadar her şey ama her şey küçük, orta ve büyük kararlardan geçiyor hayatımızda. Hele o zor kararlar yok mu? İşte o zor kararlar hayatımızı yeri geldiğinde cehenneme çevirebiliyor. Çünkü daha önceden bahsettik ya çeşitli videolarımızda. Hayatımızda 3 tane şey var ve bunu eğer yönetirsek, eğer bu konuda ilerlersek o zaman dingin ve bilge bir insan olabiliriz. Fakat bu bahsedeceğim 3 şey sadece hatırlatmak erbabında söylüyorum. Bir sonuç değil, bir yan ürün. Neydi bunlar? Maymun zihnimizi dinginleştirmek. Çünkü zihnimiz düşünceden düşünceye zıplıyor. İkincisi yargılayan zihni susturmak. Yani öğrenen zihni haline geçmek. Üçüncüsü ise içimizdeki savaşı durdurmak. Bu içimizdeki savaş nefs ile vicdan, eylem ile fikir. Ya da yeri geldiğinde hayatımızdaki gitmek istediğimiz yön ile akıl, yani akıl ile kalp arasındaki savaşın sonucu olarak oluşuyor. İşte o yüzden seçimler çok önemli. Seçimler dediğimiz zaman da öyle büyük bir okyanus ki bu, insan seçimler arasında kalıyor. Dünyanın bazı ülkelerinde seçim yapmak çok zor. Çünkü zaten hayatın getirdiği imkanlar çok az. Fakat özellikle medenileşmiş birçok ülkede o kadar çok seçecek şey var ki bu seçimler arasından her şeyi almaya çalışırken insan hız has tüketim toplumunun kölesi haline gelebiliyor. Hatta dünyada çok güzel bir söz var. Artık dünyada insanlar açlıktan dolayı ölmüyorlar. Biz elimizdeki imkanları onlara getiremediğimiz için ölüyorlar. Evet gerçekten artık tarıma hakimiz. Evet tam olarak hakim değiliz. Dünya yeri geldiğinde kötü yaşanmaz bir hale getirip ekolojik dengeyi bozabiliyoruz ama esasında bugün dünyada tüm insanlara yetecek kadar kaynak var. Sorun bunun eşit dağılmaması ya da toprakların verimli kullanılmaması ya da enerji kaynaklarının kirletilerek kullanılması. Bugün dünyada hala baktığımızda yeşil enerji çok az kullanılıyor. Evet konumuza geri dönelim. Dediğim gibi hayatta seçimler çok önemli. Bu seçimlerle biz rezil de olabiliyoruz, vezir de olabiliyoruz. Benim bugün konuşmak istediğim konu akıl ile kalp arasında olan bu savaş. Çünkü o kadar çok hayatımıza etkiyor ki bizler sonuçta aklımızı kullanmak zorundayız. Eğer aklımızı pusat eylemezsek yolda kalırız. Çünkü akıl denen bu melike Kur'an'da da bahsedildiği gibi akleden kalp yani akıl vasıtasıyla seçimlerimizi değerlendireceğiz. Fakat kalbimize de bakacağız. Yani bizler madde ve mananın çocuğu olan bir kanadı mana, bir kanadı dünya olan o özel kuş olarak akıl ve kalp dengesini kurmaktan, tesis etmekten sorumluyuz. Bunu ne zaman tesis etmeyiz? O zaman sıkıntı olur. Ne zaman aşırı akıl baskın olursak o zaman ruh tarafında, ruhsallık tarafında, mana tarafında eksik olur. Özellikle Batı toplumlarının en büyük sıkıntısı bu. Hısas tüketim oyuncakların hepsi var. Ancak mutluluk oranı düşük. Yeri geldiğinde Tayvan'a bakın. Fakirlik az safhada ancak mana tarafında kanaat, sabır, tevekkül bunlar fazla olduğu için o tüm fakirliğe rağmen çok daha büyük zenginlik var. Orada da mana kanadı daha yüksek. Daha doğrusu bunu da kalp ile temsil edelim. O yüzden de sanırım kalp ile akıl arasındaki bir denge çok önemli. Çünkü hayat bu dualistik git gel, meccezir arasındaki dengeyi sağlamaktan geçiyor. Bilgelik bu olsa gerek. Hayata baktığımızda dualiteden kaçamıyoruz. Dualite öyle bir şey ki yaratılışın kanunu. Derseniz ki kötülük olmasın sadece iyilik olsun. Şu demek olur evrende sadece teklik olsun. Teklik olduğu zaman da yaratılış olmaz. Yaratılış zaten tamamen dualite üzerine zıttıklar, kutupsallık üzerine kurulu. Teklik sadece ama sadece yüce Allah'a mahsus. Onun dışındaki bütün beşer o dualite esasına tabi. O yüzden de bizler doğru seçim yapmak zorundayız. İlla tam ortada denge, bu da zor. Yeri geldiğinde o denge noktası salınacak. Çünkü dediğim gibi nötr
bilinç yine sadece Allah'a mahsus. Biz o minimum varyans aralığında gidip gelebiliriz. İşte en büyük sıkıntı şu. Farz edelim ki ülke değiştireceğiz. Ama insan kendi ülkesini çok seviyor. Ve o an diyor ki hadi çocuklarımın eğitimi için üniversiteye yaklaşlar gideyim. Ama kaç yıl boyunca burada yaşadığım ülkede ne kadar güzellikler var. Özellikle Amerika'da bunu çok görüyorum. Çok fazla insan var akıl kararıyla geliyor. Almanya'ya gittiğimde de görüyorum. Çok fazla insan var akıl kararıyla gelmiş ama aklı Türkiye'de. Ve o gelgiti yaşıyor. Kalp dön diyor, akıl kal diyor. Bildiğim bu halinde yaşıyor. O aradaki varyans o kadar fazla ki. İşte burada halimizden memnun olmak kısmı geliyor. Ben de Amerika'ya geldiğimde aynı sorunu yaşadım. Özellikle adaptasyon sıkıntısı yaşadım. Çünkü 43 yaşında geldiğimde hayattaki mutluluklar listesini yaptığımda bunların çoğunu tutturmuştum ve uzun vadeli de tutturacaktım gibi gözüküyordu. O yüzden de tekrar baştan aşağı bir sayfa aç, orta yaş zamanında aç. Her insanın orta yaş krizi dedikleri dönemde işte orta yaş krizi nedir psikologlara göre? Bundan sonra hayatımı nasıl yaşamalıyım? Hayatımdaki anlamı, neli hayattan istediğimi bulmuşken, o listeyi bir nevi oluşturmuşken ve bunun çoğunu yaparken kalk listeyi sıfırla. Bir de her şeyi baştan sıfırlarken ilişkilerin daha farklı olduğu bir yerde, network'ümüz olmadığı bir yerde bunu yap, insan zorlanabiliyor. O yüzden de akılla kalp arasında çok zorlanmıştım. Gelmekte zorlandım. Ondan sonra gelince de adaptasyon zorlandım. Fakat daha sonrası o denge noktasını bulunca, yani akıl ve kalbi birleyince o zaman çok daha kolay oluyor. Çünkü akıl her zaman bizi korumak için ve yeri geldiğinde doğal olarak hayatı sentezlerken çok doğru şeyler söylüyor. Ama aşırı akıl noktasında kalırsak da bu sefer kalbi ihmal ediyoruz. Öyle bir hayat yaşayıp insan ya ben kalbime hiçbir şey sormadım, pişman ölüyorum derse o zaman çok yazık. Böyle de olmaması lazım. Ancak sadece vur patlasın, çal oynasın, sırf kalbimi dinledim, İstediğimi yaptım, kafama göre takıldım, çok güzel. O zaman nefsi maksimize etmiş oluruz. Fakat İnsanın o zaman da mana, yani anlam arayışında eksikleri olacaktır. Evet, benim anlam arayışım hayatı gezmek, tozmak, içmek de diyebilirsiniz de ancak o işin sadece yüzeyi olacaktır. Çok az insan hayatta mutlu musun diye başkasına soruyor, kendisine de soruyor. O yüzden de biz akıl ile kalp arasındaki bu dengeyi sağlamazsak doğru seçimler yapamayız. İşte o yüzden de bütün özgürlüklerin anası, atası dediğim aklın özgürlüğü çok önemli. Çünkü aklın özgürlüğü olmadan ne eylem özgürlüğü, ne fikir özgürlüğü, ne inanç özgürlüğü, ne ilişki kurma özgürlüğü, ne işte politik seçimler yapma özgürlüğü, diğer bütün seçimler, ifade özgürlüğü vesaire vesaire eksik kalır. Çünkü aklın özgürlüğü öyle bir şey ki dogmasız, putsuz, yani bağımlılıktan uzak bir akılı temsil etmekte. Bu yüzden de aklın özgürlüğü dediğimiz şey bizlerin o denge noktası, orta noktada. Yani bir nevi hayatta yaşarken hayatın illüzyonlarını getirdiği bu hassas tüketim oyuncaklarına bağımlı olmadan ama onları kendimiz için ve bütün hayrına güzellikle kullanmaktan, güç ve şefkati birleştirmekten, birlemekten geçiyor. O yüzden de akıl ve kalp arasındaki bu dengeyi sağlamak çok önemli. Konu şu. Nasıl sağlayacağız? En büyük, zaten herkes akıl veriyor, akıl ve kalp diyor da en büyük sıkıntı o. Ben de bugün açıkçası söyleşi anlamında söylüyorum. Çünkü ben de yeri geldiğinde zorlanıyorum onda. Çünkü yeri geldiğinde insan kalbini dinlese bile bir bakıyor. İşte kalbini dinlediği zaman belki sevdiklerine ya da bütün hayrına uygun olmayabiliyor. Bu Clone Wars'un 4. sezonda çok güzel bir nokta vardı. İşte Jedi'lar sonuçta iyilik timsali savaşlar değil mi? Jedi'larda Obi-Wan Kenobi'yi o çizgi film serisinde alıp işte kölelerin olduğu bir yere koyuyorlar. Ve diyorlar ki sen istersen gücün bizden fazla, kaçarsın, sorun değil. Fakat bil ki ilk senin çabalamayla beraber buradaki insanları öldürmeye başlayacağız. O da ne yapıyor? Gücü olsa dahi kullanmamaya başlıyor. Ve işte bu emri veren kişi de diyor ki bir Jedi'yi yakalamanın ve onu mahkum etmenin en güzel yolu budur diyor. Çünkü yavaş yavaş bu duruma uymaya başlayıp kendi iç dirayetini kırıp ondan sonra kendisi köle olmaya başlayacak. Çünkü kendi değerleri, o yüce değerleri bile yeri geldiğinde bütün hayrında kimseye zarar gelmesin diye onu köle etmeye başlayacak. O yüzden de bu Jedi benim kölem ve kölem olarak kalacak diyor. Ta ki Anakin gelip onu kurtarana kadar.
Bu arada bu yüce değerlerin kötü olduğunu savunmuyorum, yanlış anlamayın. Fakat en üst değerlerin bile bizi nasıl bağımlı hale getirebileceğini çok güzel işliyor. Yani Clone Wars'u gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. Ben 8,5 yaşındaki oğlumla bu yaz bütün seriyi izledim, 100 küsür tane. Gerçekten bilgelik anlamında çok şey anlatıyor. Yani akıl ve kalp dedik ya, akıl ve kalp arasında kalmak hiç kolay olan bir şey değil. Akıl çoğu zaman akıl getirdiği o mantık silsilesini size dayatacaktır. Ve aklın sesi öyle yüksek ki kalbin sesinin o beyefendi sesini her zaman kısacaktır. Hele egolarımız devreye giriyorsa, güçlü negatif duygularımız geliyorsa vay haline. O zaman kalbin sesi sanki 100 kilometre öteden gelen o nazik beyefendi sesi duymayacaksınızdır. Her zaman için o negatif algı filtreleri ya da nefsani ve idimizin getirdiği istekleri tamamen onlardan soyutlayarak kendimizi, aklımızı irdelemeyiz ve aynı zamanda kalbimize de bakmalıyız. Kalbe bakmak kolay gibi gözükse de kalp genelde hep lüks tüketim, hısas tüketim oyuncaklarını istiyor. Kalbin ne istediğini duymak için çok daha derin bir çalışma yapmak lazım. Hani duyularımız, duygularımız ne istiyor değil. İç sesim ne diyor? Sıkıntı şu ki çoğu zaman iç sesimizin istediği celal tarlasından yürümeyi gerektiriyor. O yüzden yine Clone Wars'ta da hep bahsedildiği gibi, birçok bilgelik hikayelerinde bahsedildiği gibi korkularımızla yüzleşmeden hiçbir şekilde ilerleyemiyoruz. Tabii ki cesaret korku olduğu için var. O yüzden de korkumuzu yöneterek bir nevi cesaret ile o celal tarlamızdan geçip cemale ve kemale ulaşmamız lazım. Uzattım biliyorum. Ama önemli olan buradaki bugünkü çıktı ne? Eğer bir sonuna kadar dinlediyseniz, akıl ve kalp arasındaki bu savaş hepimizi bitiriyor. Önemli olan gelgiti azaltmak, kalbimizi dinlemek. Ama tabii ki yeri geldiğinde kalbimizi dinlemek o jeli hikayesinde olduğu gibi de bütün hayrına zarar veriyorsa belki o zaman bekleyip de hareket etmek. Yine aklı koyarak hareket etmek. Çünkü sadece kalbi dinleyerek hareket ettiğimizde de yeri geldiğinde o doğru karar kısa vadede keyif getirse de uzun vadede sorun getirebiliyor. Ama şunu da biliyorum ki kalbin söyledikleri doğru çıkıyor. Sadece onu nasıl, ne zaman, ne şekilde uygulayacağımızı akılla sağlamak gerekiyor. Sevgiyle kalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız. Kanalıma da abone olursanız bundan sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kenankoonline.com sitesine girerek ücretsiz kitaplarıma da ulaşabilir, indirebilirsiniz. Sevgiyle kalın dostlar.